Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında yeni haftanın 4. günündeyiz. 27 Aralık Perşembe günü programın 89. bölümü izleyicilerle buluştu. Programın tüm yayınlanan 88. bölümüne gelin Çiğdem Hanım'ın tavırları damgasını vurmuştu. Kayınvalidesi Semra Hanım'ın özür dilemesi ile sonuçlanan program, Zuhal Topal ve ekibine de yakışmayan bir yayın olarak hafızalarda yer edindi. Dünkü gerilimli ortamdan sonra bugün, 27 Aralık Perşembe günkü bölümde neler yaşanacağı da merak ediliyordu. Zuhal Topal'la Sofrada programında bu hafta yarınki bölümüyle tamamlanacak. Kimin birinci olacağı da 28 Aralık Cuma günü ekrana gelecek haftanın son bölümüyle netleşecek ve kazanan talihli gelin ile kayınvalidesi 10.000 TL ile ilk ödülün sahibi olacak. Zuhal Topal'la Sofrada 27 Aralık Perşembe günü 89. bölümde yarışacak isimler ise gelin Pınar ve kayınvalidesi Nuran Ayta ikilisi oldu. 30 yaşında olan Pınar Hanım 3 yıllık evli. Yemeklerinin lezzet fırtınası yaratacağını iddia eden Pınar Hanım çok iddialı. Kayınvalidesi Nuran Hanım ise takıntılarıyla ön plana çıkan bir kadın. Zuhal Topal, gelin hanımın evine konuk oldu ve mutfakta yine neşeli bir sohbet gerçekleştirdi. Pınar Hanım da alışverişini yaptı ve mutfağında hummalı bir çalışmaya girişti. Bu sıralarda da Zuhal Topal, Pınar ve Nuran Hanımlar ile birlikte mutfakta yer aldı. Zuhal Topal, programa katılmak için yurt içinin yanı sıra, dünyanın farklı bölgelerinde de başvurular yapıldığını söyledi. Pınar Hanım yemekleri yetiştirme konusunda biraz heyecan yaptı. Pınar Hanım titizliği ile dikkat çekti. Pınar Hanım kayınvalideleri hoş bir şekilde karşıladı. Zuhal Topal, dünkü yayında agresifliği ile olay yaratan gelin Çiğdem Hanım konusuna kısaca değindi. "Kendimize gelmeye çalışıyoruz" diyen Topal, Çiğdem Hanım'ın durumunu sordu. Çiğdem Hanım'ın kayınvalidesi Semra Hanım, gelininin kendisini toparlamaya çalıştığını söyledi. Kayınvalideler de Çiğdem Hanım meselesini yeniden açtı. Semra Hanım da özür dilediğini ve sakinliğini koruduğunu belirtmeden edemedi. Semra Hanım gelininin 21 yaşında genç ve tecrübesiz olduğunu belirtti. Topal, "Olay başka yerlere de gidebilirdi. Ben çok gerildim ve üzüldüm" ifadelerini kullandı. Pınar Hanım'ın menüsünde sütlü patates çorbası, Hasan Paşa köfte, patates püresi, pırasalı börek, pilav, kadayıf sarması vardı. Kayınvalideler sütlü patates çorbasını beğenmediler ve çeşitli eleştiriler yönelttiler. Topal, pırasa böreğini çok beğendiğini söylerken Şerife Hanım ile Mercan Hanım böreği beğenmediklerini söyleyince ortam bir hayli gerildi. Kayınvalideler arasında puanlama konusunda tartışma yaşandı. Bazı kayınvalidelerin ilk günlerdeki sessizliğini Semra Hanım kendi gelinlerine yatırım yapmak olarak yorumladığını belirtti. Şerife Hanım'ın pırasa böreğinden tat alamadığını söylemesi üzerine Zuhal Topal, alaycı bir tavır sergiledi. Topal, "Pırasası uçtu mu, nereye gitti? Vallahi kendinizi aştınız" yorumlarda. "Biz anlamıyoruz pırasa böreğinden. Ben çok beğendim, çok güzel" diye konuştu. Semra Hanım da Şerife Hanım'ın kendi gününe yatırım yaptığını ve puan vermemek için bunu yaptığını söyledi. Selma Hanım da puan vermemek için Şerife Hanım'a bahane bulduğunu ve oynadığını söyledi. Böreği harika bulduğunu söyleyen Selma Hanım'a Zuhal Topal da destek verdi. Mercan Hanım'ın da börekten tat alamadığını söylemesi üzerine Zuhal Topal, "Pes pes" diyerek duruma tepkisini ortaya koydu. Topal, hem Şerife hem de Mercan Hanımların bu yorumlarına bir hayli kızdı. Zuhal Topal, çekim yapan kameramanlara beğenip beğenmediklerini sordu. Toplamda 8 kişinin böreği çok beğendiğini anlatan Topal, "Sözü seyircinin takdirine bırakıyoruz" diyerek bu kayınvalideleri bir nevi izleyicilere şikayet etmiş oldu. Şerife Hanım ise puan yüzünden olmadığını ve gerçekten böreği beğenmediğini söyledi. Kayınvalideler Hasan Paşa köftesinin yağlarının donmuş olması ve üstünün kuru olması nedeniyle eleştirildi. Kayınvalideler salataya da kusur bulmakta gecikmedi. Gelin hanımın yavaşlığı da kayınvalidelerin dilindeydi. Kadayıf sarması tatlısının sunumu çok başarılıydı ve kayınvalideler de sunumu ve tadını beğendiler. Bu arada Pınar Hanım'ın eşi Hakan Bey, balonlarla birlikte çekime gelerek yeniden eşine evlilik teklifi yaptı. Daha sonra puanlamaya geçildi. Pınar Hanım kayınvalideleri yaranamadığı belirtti ve puanların da düşük geleceğini tahmin etti. Puanlama ise şöyle oluştu. Mercan Hanım 2 puan verdi. Şerife Hanım 2 puan verdi. Selma Hanım'ın puanı ise 4 oldu. Semra Hanım'ın puanı ise 4 oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalın.